Gülümseten Marifetler YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizler için bu güzel patik modelini hazırladığım değişik bir model. Bu şekilde biraz yakından sizlere göstereyim. Sizler de yakından incelemek isterseniz bu şekilde örneğimiz. Böyle kayan ön dişler modeli. Böyle. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Şimdi örneğimizi ben bu patik örneğimizi 37-38 ayak numarası için hazırladım. Fakat ipinize, tığınıza ve elinizin örüşüne göre bu ayak numarası değişiklik gösterebilir. Bu yüzden en doğru sonucu almak için hep ayağınıza ölçerek ilerlerseniz daha iyi olur. Bu şekilde hani daha iyi ayarlama yapmış oluruz. Şimdi bu patik modelimiz için malzemelerimiz bir adet makasımız var. Şöyle tığım var. Kullandığım 2 numara 1.75 milim. Yakından görün diye size bu şekilde gösteriyorum. Bir adet de patiklik ipimiz var. Ben tek renk kullandım. Bu örneğimizi iki renkle de çalışabilirsiniz. Ayrıca onu da belirtmek isterim. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Şöyle ayak ucundan modelimize başlıyoruz. Ben zincir çekerek başlıyorum. Sihirli halka yaparak başlamak isteyenler o şekilde de başlayabilirler. 5 ya da 6 zincir çekerek başlayalım. Onu bir yuvarlak haline getirelim. İçine trabzanlarla dolduracağız. Yuvarlak haline getirdikten sonra 3 zincir çekelim, yukarıya çıkalım. Sizler 2 zincir de çekebilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz. Ben 3 zincir çekiyorum. Şimdi yuvamızın içine, yani yuvarlağımızın içine ikili trabzanlarla doldurmaya başlayalım. İkili trabzan dediğimiz tığımızın üzerine ipimizi alıyoruz. Yuvarlağımızın içine batıyoruz. Bir, iki seferde yukarıya çıkıyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben şu baştaki 3 zincir çekmiştim ya, yukarıya çıkmıştım. Onu da ikili trabzan olarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Bu 4'ü 13'e tamamlayalım. Yuvarlağımızın içini toplamda 13 tane ikili trabzanla dolduralım. Bu şekilde yuvarlağımızın içini 13 tane ikili trabzanla doldurduk. Başta çekmiş olduğum üst zinciri de ben ikili trabzan olarak sayıyorum. Onu da tekrardan belirtmek isterim. Şimdi baştaki trabzanımızın tepesine şu şekilde batalım. İlmeğimizi şöyle geçirelim ve bu şekilde yuvarlağımızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrardan 3 zincir çekelim. Bu şekilde zincirimizin hemen dibine batalım. Bir ikili trabzan yapalım. Sonrasında bir sonraki trabzanın başına batalım. Yine aynı yere batalım. Bütün trabzan başlarına çift batarak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonuna kadar her trabzan başına çift batarak ikinci sıramızı tamamladım. İkinci sıramızda toplamda 26 tane ikili trabzan var. Şimdi yine 3 zincir çekerek yukarıya çıktım. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramızda bu çekmiş olduğumuz zincirimizi tek batıyoruz ve bir sonraki trabzana geçiyoruz. Geçmiş olduğumuz bir sonraki trabzanın başına çift batıyoruz. Aynı yere iki defa battım. Sonrasında bir sonraki trabzanın tepesine tek, bir sonraki trabzanın tepesine çift batıyorum. Bir tek, bir çift batarak bu sıramızda sıra sonuna kadar tamamlayalım. Bir tek, bir çift batalım. Evet, üçüncü sıramızın da sıra sonuna geldik, tamamladık. Üçüncü sıramızda toplamda elimizde 39 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Ve yine 3 zincir çekip yukarıya çıktık. Dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda bir sonraki trabzana battım. İkili trabzan yaptım. Sonrakine battım.
ve dördüncüye batıyorum. Dördüncüyü batarken çift batıyorum. 3 tek, dördüncüyü çift batacağız. Bu sıramızda bu şekilde bitirelim. 3 tek, dördüncüye çift batalım. Evet arkadaşlar, dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Dördüncü sıramız ikili trabzan sayımızı saydığımızda elimizde 48 tane ikili trabzanımız oluyor. Sonrasında 3 zincir çekelim ve 5. sıramıza geçelim. 5. sıramızda ise 2 farklı yerde çift batarak 48 olan ikili trabzan sayımızı 50'ye tamamlayalım. Evet arkadaşlar, 2 farklı yerde artma yapalım ve trabzan sayımızı 50'ye tamamlayalım. Evet, 5. sıramızda da 2 farklı yerde artma yaparak trabzan sayımızı 50'ye tamamlamış olduk. Yine 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtik ve bu sıramızda ise artık artmalarımızı bitirmiş olduk. Her trabzan başına bir kez batarak bu sıramızı da bu şekilde yine tamamlayalım. Evet, 6. sıramızı da her trabzan başına bir kez batarak tamamlamış olduk. Şimdi 6. sıramızdan sonra artık şu örneğimizin kurulumuna geçeceğiz. Öncelikle bir zincir çekelim ve her trabzan başına tığımızın zilini almadan bu şekilde batalım. Bir sıra sık iğne yapalım. Bu şekilde. Sık iğne örgüsü yapalım. Tığımızın üzerine almadan batalım. Bir kere de örelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sıra sık iğne örgüsü yaptık. Ve 1, 2, 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtik. Şimdi tığımızın üzerine alalım ve sıradaki trabzana tepesine değil, bakın sık iğnenin şöyle aşağıya inelim. İkili trabzanın bu şekilde belinden dolanacağız. Tığımızın üzerine 2 defa dolayalım. 1, 2. 2 defa dolanalım. Bakın sıradaki trabzanın tepesine batmıyoruz. Ve aşağıya iniyoruz. Şu şekilde ikili trabzanın belinden dolanıp 1, 2, 3 defa da çıkıyoruz. Tığımızın üzerine alalım. Ve sıradaki trabzanın başına batalım. 1, 2 defa da çıkalım. Yani ikili trabzan yapalım. 1, 2. Tığımızın üzerine 2 defa dolanalım. Ve şu şekilde sıradaki trabzanın başına değil, şöyle aşağıya inelim. Şöyle belinden dolanalım. 1, 2, 3. 3 defa da çıkalım. Tığımızın üzerine alalım. Sıradaki trabzanın tepesine batalım. 1, 2 defa da çıkalım. Bir yukarıdan trabzan tepesine batacağız. Bir aşağıdan ikili trabzanın beline dolanacağız. Tığımızın üzerine 2 defa dolayalım. Sıradaki trabzanın tepesine değil, bakın şu şekilde belinden dolanalım. 1, 2, 3 defa da yukarıya çıkalım. Tekrar edelim.
Tığımızın üzerine bir defa alalım. Sıradaki trabzanın tepesine batalım. Bir, iki defa da yukarıya çıkalım. Tığımızın üzerine iki defa dolayalım. Sıradakinin tepesine değil, şöyle aşağı indiğimizde bu şekilde belinden dolanarak örelim ve 3 defa da yukarıya çıkalım. Örneğimiz bu şekilde olacak. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Bir kez de göstererek yapayım konuşmadan. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayacağız. Sık iğnelerin başına batıyoruz. Bir sonraki örgümüzü ise bakın şöyle sık iğnenin aşağısına iniyoruz ve ikili trabzanların belinden dolanıyoruz. Bu şekilde. Şu şekilde örgümüz böyle sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna kadar geldim ben. En son bu şekilde önden beline dolanarak ördüm. Şöyle aşağıdan. Şimdi burada bir ikili trabzanımız vardı. Onun şu şekilde tepesine batarak böylece bağlamış olduk. Örneğimizi bu şekilde bağlamış olduk. Bir zincir çekelim ve yine bir sıra sık iğne örgüsü yapalım. Bu şekilde trabzan başlarına böyle batalım. Bir kere de çekelim. Batalım. Bir kere de çekelim. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Baştaki şöyle sık iğnenin başına batalım. Şöyle bu şekilde birleştirmiş olduk. Örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şekilde. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Burada örneğimizi kaydırarak ilerleyeceğiz. O yüzden bakalım. Şimdi şu önden dolandıklarımızın tepesine ikili trabzan olarak batacağız. İkili trabzan olarak battıklarımız şunların üzerine bu beline dolandıklarımızı getireceğiz. Yani örneği kaydıracağız. O yüzden şöyle kaydırma tekniğiyle bu şekilde şu ilmeğimizin üzerine geçelim. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine 2 defa dolanalım. Şimdi bakın. Buraya gelmiş olduk. Yani şu ikili trabzanımızın belinden dolanarak örüyoruz. 1, 2, 3 defa da yukarıya çıkıyoruz. Bu şekilde. Tığımızın üzerine alalım.
Bir sonrakinin bakın tepesine batalım. 1 2 defa da yukarıya çıkalım. 1 2 defa tığımızın üzerini dolanalım. Bu şekilde belinden dolanalım. Bu şekilde örneğimizi kaydırmış olduk. Belinden dolandıklarımızın üzerine ikili trabzan, ikili trabzan yapmış olduğumuz şunların üzerine belinden dolanarak örmeye başlayacağız. Örneğimizi kaydırmış olduk. Tığımızın üzerine alalım. Ve sıradakini trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım. Bir sonrakini bakın. Aşağıda ikili trabzan olarak ördüğümüzün belinden dolanarak örüyoruz. Örneğimizi kaydırmış olduk. Bu şekilde bakın örneğimiz kaymış oldu. Birinci sıramızda böyle yapmıştık. İkinci sıramızda bir üstte bir, yani bir sonraki örneğimizde bir yana kaydı. Bu şekilde. Bir üst örneğimizde bir daha yana kayacak. Bu şekilde hep kaya kaya ilerleyeceğiz. Yani örneğimizi kaydırarak ilerleyeceğiz. Bakın böyle bu şekilde bir desen oluşmuş olacak. Örneğimizin adı da zaten kayan ön dişler modeli. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar tamamlandı örneğimiz. Şimdi yine bir zincir çekelim ve trabzanların bu şekilde tepelerine batıp bir kere de çekerek yine sık iğne örgü tekniğiyle bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Örneğimiz bu şekilde. Bir sıra sık iğne örgü tekniğiyle örüyoruz. Sonrasında yine örneklerimizi kaydırarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Ve sıra sonuna kadar sık iğne tekniğine örgümüzü tamamladık. Sıramızı tamamladık. Şimdi yine üç zincir çekip buradan devam edersek yine aynı örnek tekrar etmiş olacağız. Bir alttakini, o yüzden ilmeğimizi kaydırarak şu ikili trabzanın üzerine şu şekilde ilmek kaydırarak gelelim. 1 2 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine 2 defa dolayalım. 2 trabzan. İkili trabzan yapmış olduğumuz şu örneğimizi belinden dolanarak başlayalım. Bu şekilde. Tığımızın üzerine alalım. Belinden dolanarak ördüğümüzün üzerine ikili trabzan yaparak devam edelim. Yine örneğimizi kaydırarak ilerlemiş olduk.
Bu şekilde yine örneğimizi kaydırarak kurmuş olduk bir üst sıramızda. Yine şu ön dişlerin üzerine ikili trabzan denk geldi. İkili trabzanın üzerine ön diş denk geldi. Bu şekilde. Her sırada kaydırarak örneğimizi ilerliyoruz. Bu şekilde desenimiz oluşmuş oluyor. Bir kez tekrar edelim. Tığımızın üzerine alalım. Bakın. Burada bir belinden dolanarak ön diş yapmışız. Onun üzerine ikili trabzan yapıyoruz. En altta bir ikili trabzan yapmışız. Onun üzerine tığımızı iki defa dolayarak böyle belinden dolanarak o ikili trabzanımızı bu şekilde örmüş oluyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Yine sıra sonuna kadar örneğimizi tamamlayalım. Bu şekilde her sırada kaydırarak örneğimizi böyle kuruyoruz. Örneğimizi kurmadan önce bir sıra sık iğne örgü tekniği ile örüyoruz. Sonrasında yine bu kayan ön dişlerimizi yapıyoruz. Şimdi kaç sıra yapmışız kayan ön diş olarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 örnek yapmışım ben. Siz yine ayağınızı ölçerek daha hani babet formunda dursun istiyorsanız bu sayımızı azaltabilirsiniz. Daha da arttırmak isterseniz arttırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben 8 sıra örmüşüm. 8 sıra dediğim 8 tane örnek yapmışım. Şimdi burada biz 1, 2, 3. Evet, biz 3. örneğimizdeyiz. 5 örnek daha yapalım. Ve 5 örneğe patiğimizi tamamlayalım. Evet, ben 8 sırayı tamamladım. Yani 8 örneğimizi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 taneyi yapmış olduk. Sonrasında ipimi burada kopardım. Burası arka tarafı, yani alt tarafı olacak. Patiğimizin bu tarafı ön tarafı, yani üst kısmı olacak. Şimdi patiğimizin şu kısmının yapımına geçelim. Şöyle ipimizi kopardığımız yeri ortalayalım. Ortadan böyle 9 tane ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Evet, şu şekilde 9 tane trabzan ayırmış olalım. Şöyle tepesinden batalım. Araya 9 trabzan bıraktım ben. Fazla isteyenler fazla da bırakabilirler. Daha az isterseniz daha az da bırakabilirsiniz. Yine 3 zincir çektim. Yukarıya çıktım. Ve her trabzan başına böyle batarak ikili trabzanlar yaparak ilerliyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Şöyle arada 9 tane trabzan kalana kadar örelim. Arada 9 tane ikili trabzan bıraktım ve 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Bu şekilde geriye döndüm. Yine böylece ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Her trabzan başına bir kez batıyorum.
diğer uç kısma kadar ilerleyeceğim. Oradan geriye döneceğim. Git gel yaparak örmüş olacağız. Bu şekilde ikinci sıramızı geçmiş olduk. Yine bu uç kısma kadar tamamlayacağız. Yine buradan 3 zincir çekeceğiz. Geriye döneceğiz. Yani git gel yaparak böyle öreceğiz. Kaç sıra örmüşüz ben sayayım. Evet, ben 11 sıra örmüşüm şu arka kısmını. 11 sıra git gel yaparak örelim. Son 3 sırada da topuğumuzu oluşturacağız. Toplamda 14 sıra örmüş olacağız. Ama öncelik olarak 11 sıra bu şekilde git gel yaparak örelim. Şu an ikinci sıramızdayız. 9 sıra daha örelim. Evet, 11 sıra git gel yaparak örmüş olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra ördük. Şimdi 12. sıraya geçmeden önce ikili trabzan sayımızı sayalım. Ortadan 6 taneyi ayıralım. Sağında ve solunda eşit miktarda ikili trabzanlar kalsın. Ortadan ayırdığımız 6 taneye kadar ikili trabzanlarımızı örelim. Bu şekilde ortadan ayırdığım 6 taneye kadar ikili trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde. Ayırdığım ortadan 6 taneye geldim. Onları sık iğne şeklinde örüyorum. Tığımızın üzerine almadan 6 sık iğne. Evet, 6 tane sık iğne örgü tekniğiyle 6 tane ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar böyle ikili trabzan olarak tamamlayalım. 12. sıramdaki ikili trabzanlarımı tamamladım ve 13. sırama geçtim. 13. sıramda da yine ikili trabzanlarımı orta kısma kadar tamamladım. Orta kısma geldiğimizde yine tığımızın üzerine almadan batalım birinciye, ikinciye batalım, 3 ilmeği birden toplayalım. Üçüncüye batalım, dördüncüye batalım, 3 ilmeği birden toplayalım. Beşinciye batalım, altıncıya batalım, 3 ilmeği birden toplayalım ve yine ikili trabzanlarımıza devam edelim. Evet, 13. sıramdaki ikili trabzanlarımı tamamladım. 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. Yine ikili trabzanlarımı tamamladım. Yani 14. sıramda son sıramdayım. Şimdi orta kısma geldiğimde birinciye batıyorum. İkinciye batıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve 4 ilmeği birden topladım. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya yine devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Evet, bu şekilde topuk kısmını tamamlamış olduk. 3 sırada da topuğumuzu oluşturduk. Toplamda saydığımızda 14 sıra örmüş olduk bu örneğimizden sonra. Şimdi şöyle patiğimizi ters çevirelim ve dikme işlemi uygulayalım. Öndeki trabzanın başına, arkadaki trabzanın başına batalım. Bir kere de örelim. Önden, arkadan trabzan başına batalım. Bir kere de örelim.
Evet, sonuna kadar dikmiş olduk. İki zincir çekelim. İpimizi burada keselim. Böyle çevirdiğimizde bakın bu şekilde dikmiş olduk. Ve bu şekilde bir ovallik yaparak da ayağımızın topuğumuzu rahatsız etmesini engellemiş olduk. Bu patik topuk kısmı yapımını sizlere öneririm. Güzel oluyor, rahat oluyor. Ve bu modeli de yapabilirsiniz bu şekilde. Batiğimizi bitirmiş olduk. Ve kenar oyasının yapımına geçelim. Bu şekilde ben kenar oyasını biraz yapmıştım. Şimdi buradan tekrar sizler için paylaşacağım. Evet, şimdi 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapalım. Çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber 3 tane oldular. 1, 2, 3, 3 tane direğimiz oldu. Şimdi tığımızın üzerine almadan şöyle yuvalarımız var. Şöyle patiğimizin kenarında. Bu ilk sıradakini atlayalım. Bir sonrakine, yani ikincinin içine direkt batalım. Ve 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. 2 tane ikili trabzan yapalım. Aynı yuvanın içine. Bakın 1, 2, 3 tane oldular. Çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber. Şimdi sıradaki yuvanın içine değil, bir sonraki ikincinin içine bu şekilde direkt batalım. Yine 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. Aynı yuvanın içine 2 tane daha ikili trabzan yapalım. 1, 2, 3 tane oldular çekmiş olduğumuz 3 zincirle beraber. Ve bir yuva, sıradaki yuvaya atlayalım. Bir sonrakinin içine direkt bu şekilde batalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan yapalım. Ve bir sonraki yuvanın içine batalım. Sıradakine değil, bir sonrakine direkt batalım. Yine 1, 2, 3 zincir çekelim. Bu şekilde yuvamızın içine 2 tane ikili trabzanla dolduralım. Ve bu şekilde şöyle şuraya sabitleyelim. Sıra sonuna gelmiş olduk. 1, 2 zincir çekelim ve ipimizi koparalım. Bu şekilde patiğimizin etrafını da kenar oyasıyla dönmüş olduk. Şöyle yakından göstereyim sizler için. Kenar oyamız bu şekilde. Farklı kenar oyaları da deneyebilirsiniz. Ben bu örneğimize bu şekilde bir kenar oyası uyguladım. Ve bu şekilde patiğimizi bitirmiş olduk. Şimdi patiğimizi manken ayağımıza giydireyim ben. Bir de o şekilde görelim. Manken ayağımıza da patiğimizi giydirdikten sonra bu şekilde bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Umarım bu patik modelinden de bol bol yaparsınız. Kendi ayaklarınızı örersiniz, siparişler alırsınız. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.